Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere pullu çantamızın yuvarlak ahşap saplı yapımını göstereceğim. Şöyle göstereyim. Bu da değişik bir model oldu ve de çok da şık duruyor. Sizler de umarım beğenmişsinizdir bu modelimizi de. Şimdi gerekli olan malzemelerimiz 4 numara makreme ipimiz 4 no. Pulumuz 30 milim pul. Renkleri size kalmış. Hangi renkleri tercih ederseniz artık. Ve bir de ahşap yuvarlak saplarımız. Bunlarla şimdi çantamızın yapımını göstereceğim sizlere. Daha önceki videomda pullu çantamızı birlikte çalışmıştık. Omuz askılı pullu çantalarımızı. Oradan yola çıkarak, o videolarıma da bakarak, bakın şöyle ben biraz ördüm bu çantamızı. Şimdi bunun tabanı aynı şekilde diğer o pullu çantamızda çalıştığımız gibi aynı şekilde başlıyoruz. Sayılarımız aynı 18 olacak. 5, 7, 8, 9, 10 diye zincirlerimiz devam ediyor. Ve buraya kadar 14 sıra öreceğiz. Yani çantamızın şu ayrım yerine gelene kadar öreceğiz. Şuraya gelene kadar. 14 sıra aynı şekilde diğer pullu çantamız gibi örelim. Şimdi 14 sırayı tabandan itibaren pullarımızı 14 sıraya tamamladık. 10 zincirle bitti. Yine söyleyeyim, diğer videolarımda yapımları var. Bu pullu çantalarımızın yapılış aynı. Şu kesim yerine gelene kadar aynı oradaki videomdaki yapılışın aynısı. Şimdi 14 sırayı yaptıktan sonra yine aynı mantıkla gidiyoruz. Burası bitiş noktamız. Şurası. Burası bitme yerimizdi. Buraya birleştirdikten sonra şimdi ayrım yerine geldiğimiz için yine öbür çantalarımızda olduğu gibi buraya pulumuzu ekliyoruz. Ve 18 tane olduğu için 8 tanesi şimdi ayrım yerini yapacağız. Yine diğer videomdaki gibi. Buraya kadar 10 zincirle geldim. Sonu 10 bitti. Fakat yukarıya giderken zincirlerimiz her zamanki gibi yine 9 zincirli olacak. Pullarımız 100 gram pul yeterli oluyor hanımlar. Bu pullu çantamızda 100 gram yeterli. Kaç tane oldu sayıyoruz. Şu zincirlerimizi, şurası ekleme yerimizdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'yi yapıyoruz. 8'inciyi yaparken yine burası çünkü bir taraf olacağı için şuraya da pulumuzu 4 zincir çekip yine 2 mil üstü alıp buraya pulumuzu ekleyerek 2 kere de çıkartıyoruz. Bir zincir çekip geri döndük. Yani şu
Buraya kadarını çok fazla anlatmadım. Videomuz uzun olmasın diye, diğer videomda olduğu için hanımlar. Aynı şekilde tersten şimdi pullarımı ekleyerek, burada çünkü eklemediğimiz için burada ekliyoruz pulumuzu. Tekrar devam ediyoruz. Yani şurada 5 tane pul kalana kadar, bu başta şu eksilterek gittiğimiz için 5 tane pul kalana kadar devam edeceğiz. Evet, ben şimdi ördüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yerimiz biraz daha açalım. Şimdi ilk defa izleyen arkadaşlar için de söyleyeyim. Bundan önceki videolarımda omuz askılı pulu çantalarımızda çalıştığımız gibi 14 sıraya gelene kadar aynı şekilde ve ayrım yeri yine aynı şekilde, kesmeler aynı şekilde. Yukarıya gelene kadar şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pul kalana kadar böyle yapacağız. Buraya kadar geldik şimdi. Şimdi 5. pulları, 5 tane kala, şimdi onların arasındaki zinciri göstereceğim. 5 pulla bitireceğiz. Şurada 5 tane pul kalınca bitmiş olacak. Yani bu son sıramız. 6 puldan sonraki sıramız. Şimdi bunu yine başa ekliyoruz her zamanki gibi. Bu aralarda 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Son sıramız olduğu için burası hanımlar. Pulumuzu alıyoruz. Ekledik. 2 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çekip tekrar pulumuzu yerleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4 zincirle son pulumuzu da ekleyeceğim şimdi. Hemen şuraya. Evet, bir zincir çekip şurada göstereceğim şimdi size. En son 5 tane pul ekledim. 5 pulu eklerken aralar 4 zincir olacak. Nasıl ki şurada tersten de göstereyim. Eksiltme yerimizi biliyorsunuz. Buraya gelene kadar 6 puldan sonraki 5 pulumuzu eklerken araları 4 zincir çekiyoruz. Bunun mantığı da bu kadar arkadaşlar. Şimdi üç zincir çekip buraya bir ikili trabzan yaparak bir mil üstü alıyorum. 2, 3, 4 tane doldurdum. Bir de başına dolgu yaptım. Tekrar boşluklara 2, 3, çok da sık olmasın derseniz arada 3 tane 4 tane yapabilirsiniz dolgularınızı. Şöyle. Bir, iki, üç. 3 yeterli geldi benimkine. İlk baştakini 4 yaptım, sonra üçlü yaptım. Şimdi bunu 4 tane dolduracağım. Bir, iki, 3, 4 ve bir de başına yaptım mı tamam olacak. Evet, ikinci sırayı da gittim. Üçü de gittim. 3 sırada burası tamamlanmış oldu. Şöyle ki kulpumuzu, bunu ipimizi kıralım şimdi. Biraz uzun kıralım arkadan dikeceğimiz için arkadaşlar. Bunları da her zaman yakmamız lazım. Çünkü çok çabuk atan iplerimiz bunlar söküldüğü için. Şimdi bu ipimizi buradan koparttık.
Ve bu tek tarafıydı arkadaşlar. Şimdi bunu sapımızı buraya koyup şu şekilde ipimizi kalın iğnelerden şuradan şöyle tutturarak şu zincirlere tutturarak bu sapımızı buraya dikeceğiz arkadaşlar. Bakın bu şekilde olacak. Yani bir tarafımız bitmiş oldu. Bunu arkadan dikeceğiz. Bu çantadaki mantık bu kadar. Diğer tarafında da yine aynı şekilde şuradan başlayıp diğer videomdaki gibi eksilterek geliyoruz. Aynı şekilde burayı nasıl yaptıysak bu tarafını da aynı yapıp bu kulpumuzu da buraya ekliyoruz. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Bir diğer videolarımdan da haberdar olmanız için abone olursanız çok sevinirim. Hepinize kolay gelsin. Hoşça kalın.